Merhaba satranç severler. Bugün de size temel kitaplardan Sergiu Samaria'nın Satrançta Sistematik Antrenman kitabından biraz bahsetmek istiyorum. Samaria, Alman Satranç Federasyonu'nun resmi ders kitabı Satrançta Sistematik Antrenman çeviren Selim Palavan. Önsöz. Son senelerde satranç yazıları o kadar geniş ve buna bağlı olarak çapraşık hale gelmiştir ki her oyuncu kendi için doğru kitabın seçilmesinde zorluk çekmektedir. Sistematik olarak antrenman yani training yapmak isteyen bir satranççı için Alman Satranç Federasyonu'nun resmi training programı olağanüstü bir çalışma vasıtasıdır. Biliyorsunuz Çezbes programı da satrancın kullanılan Çezbes programı da Almanlara aittir. Bu kitapta Alman Satranç Federasyonu aslında farklı satranç oyuncularına farklı fakat aynı zamanda derneklerdeki alıştırmalı ders hocalarına ve trainerlere de hitap etmektedir. Her satranç oyuncusu evde farklı konuları inceleyebilir ve kuşkusuz ki pratikte uygulayabilir. Elbette kısa zaman içinde dernekler bu kitabın içerdiği bilgileri üyelerine aktaracaklar ve böylece genel olarak bütün organize satranççıların oyun kuvvetinin artmasına yardım edeceklerdir. Bakın burası önemli. Satrançların oyun kuvvetinin artmasına yardım edeceklerdir. Tabii ki oyun kuvveti artarsa ulusal kuvvet derecesi, elo kuvvet derecesi, uluslararası kuvvet derecesi tabii ki artacaktır. Bu resmi training kitabı satranç literatüründen tamamen bağımsız olarak kullanılabilmekte ve özel amaçlara yönelik şahsi ve kolektif training için gerekli enformasyonu vermektedir. Ümit ederiz ki satranç oyuncuları bu kitap yardımıyla sistematik olarak training yapmasını öğrenerek ilerleme için sağlam bir temel kuracaklardır. Geniş belgelerin derlenmesi ve işlenmesi Alman Federasyon Trainer'ı Sergio Samaria'nın eseriydi. Bu temel eser için Alman Federasyonu adına ona teşekkürü borç biliriz. Hans Hohlfeld, Alman Satranç Federasyonu Başkanı. Çevirenin notu. Sayın Hans Hohlfeld'in bu kitap için yazdığı ön sözün ilk cümlesi son senelerde satranç yayınları o kadar geniştir ki vesairedir. Gerçekten de birçok satranç dergilerinden başka Almanya'da sayısız denilecek kadar çok satranç kitabı yayınlanmaktadır. Bizde ise durum bellidir. Ülkemizde satranç kitapları maalesef tek tük çıkmaktadır ve Sayın Ümit Ünkan ile Sayın Kahraman Olgaç olmasaydı son zamanlarda pek kitap yayınlanamayacaktı. Zaten uzun senelerden beri Türk Satranç Federasyonu ve bununla beraber bütün Türk satrançları çeşitli hükümetlerimizden ve özellikle spor örgütlerinden tam anlamıyla üvey çocuk muamelesi görmekteydi. Fakat son zamanlarda galiba durum değişecek gibi görünüyor. Oldukça aktif şekilde çalışan yeni Türk Satranç Federasyonu nihayet hükümetle diyalog kurabilmiştir. Şimdilerde Türkçe kitaplarımız öncelere göre çok iyi durumda. Yeter ki okuyalım, araştıralım, kendimizi geliştirelim. Durum böyleyken yayınlanacak özellikle tercüme edilecek kitaplara karşı dikkatli olmalıyız. Diğer bir deyişle Avrupa'da ve SSCB'de neşredilen literatürden yani Rusya'da neşredilen literatürden en iyi eserleri seçmeliyiz. İşte bu kitap da böyledir. Ve İnkılap Kitabevi'ndeki yeni satranç yayınları serisinin organizatörü Sayın Nazar Fikri bu seride yayınlanmış olan satrançta kombinasyonlar ve varyantların hesaplanması adlı kitap ile ilgili olarak benden bu mevzuda fakat daha çok stratejik problemlerle uğraşan bir kitabın hazırlanmasını istediği vakit ben hemen Samaria'nın eserini teklif ettim. Benim strateji ve training'e ait ekseriye Rus menşeli olanlara daha birçok kitabım var. Bunların hepsi istisnasız çok iyidir. Fakat stratejik elemanlar hakkında komple denilecek kadar geniş bilgiler veren bu seviyede bir kitap bilmiyorum. Ümit ederim ki satrançlarımız için de iyi bir yardımcı olur. Bu vesileyle Sayın Sertaç Dalkıran'ı zikretmek yerinde olur. Çünkü beraberce yaptığımız çalışmalarda Samaria'nın bu eserini ayrıntılı şekilde inceledik.
Ona çok minnettarım. Çünkü bu sayede kitabın gerçek değerini anladım. Kitabı yazarı hakkında birkaç söz. Uluslararası usta, uluslararası satranç hakimi ve yazar olan Sergiu Samaryan, 1978 senesinden beri 10 yılı aşkın bir süre Alman Federasyonu baş antrenörlüğü yapmıştır. Yaş sebebiyle emekliye ayrılan Samaryan, hali hazırda Almanya'nın dergilerinden biri olan Deutsche Schachzeitung, Schachreport'un baş yazarlarından biridir. Çok iyi bilgilere ve aynı zamanda olağanüstü inceleme analiz yeteneğine sahip olan Samaryan'ın bu dergide en önemli partilerin analizlerini hazırlamaktadır. Örneğin geçen sene Kasparov, Karpov Dünya Şampiyonu maçının bütün partilerini. Selim Palavan. Bu kitap nasıl çalışılmalıdır, nasıl kullanılmalıdır diyor. Burayı sonra kendiniz okursunuz arkadaşlar. Zaten şurada da Türkiye'deki herkes Almanca bildiği için zorlanacağını zannetmiyorum. Bu dergiye de internetten veya kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Hangi dergiydi? Almanya'daki Deutsche Schachzeitung Schachreport. Anladınız siz onu zaten ne demek istediğini. Kitabın birinci ve en önemli konusu özellikle konumsal satrançta etkili bir kitap. Strateji ilkeleri. Modern stratejinin ilkeleri, prensipleri, temel kuralları ilk defa birinci satranç dünya şampiyonu Wilhelm Steinitz tarafından sistematik olarak araştırılmış ve açık şekilde aydınlatılmıştır. Formüle edilmiştir. O da göz önüne alınan konumun, durumun, pozisyonun doğru bir değerlendirmesine dayanarak doğru planın bulunmasına yarayan bir yöntem geliştirmiştir. İlk olarak kim almış? Birinci dünya satranç şampiyonu Wilhelm Steinitz. Steinitz şunu tespit etmiştir ki her bir durum birçok konumsal yani pozisyon özellikler içermektedir ve bunlar doğru bir şekilde anlaşılmak ve değerlendirilmek şartıyla konumun da doğru bir değerlendirmesi yapılabilir ve böylece objektif, nesnel, tarafsız en iyi planın bulunması için gerekli ön bilgiler sağlanmış olur. Bu konumsal özellikler aşağıdaki üç büyük grupta toplanabilir. Evet, konumsal satranç denince aklımıza gelen üç temel büyük bir grup var. Neymiş bunlar? Bir, zayıf ve kuvvetli kareler. İki, piyon yerleşimi, konfigürasyonu, strüktürü, piyon yapısı. Üç, figürlerin etkisi ve hareket yeteneği. Burada şunu da eklemek önemlidir ki bu pozisyonel özellikler birbirine fonksiyona denilebilecek şekilde bağlı olup beraber incelenmelidir. İncelemelerde göreceğimiz gibi merkezde üstünlük, vezir kanadında piyon çoğunluğu, açık hatlar için uğraş, iki fil avantajı vesaire gibi bütün stratejik kavramlar bu üç gruptan birine girer. Bu training kitabında yukarıda üç grubun içerdiği en önemli konumsal özellikler ayrı analiz edilecektir. Bunlar aslında doğru bir stratejik satranç düşüncesinin elemanları olup her satranççı tarafından iyice bilinmelidir. Genellikle her bir durum birbiriyle ilişkili olan birçok karakteristik konumsal pozisyon özellikleri içermektedir. Fakat bunların önemi her bir durumda başka olup bu sebepten dolayı daima nispi olarak diğerlerine göre değerlendirilmelidir. Bu kolay bir iş değildir. Öyle ki çok kuvvetli satrançlar bile karşılıklı özelliklerin değerlendirmesinde bazen yanılmaktadır. Örneğin Botvinnik Keres Partisi'nin birinci konu, ikinci örnekteki kritik konumu göz önüne alalım. Burada örnek vermiş. Evet. Ve açıklamış. Pozisyonel özelliklerin değerlendirmesinde rakibin zayıflıklarından yararlanıp yararlanamayacağını tespit etmek çok önemlidir. Bir hane teorik olarak zayıf olabilir fakat bunun zayıflığı ancak rakip bu hanede egemenlik kurabildiği veya bunu işgal ettiği takdirde önemlidir. Eğer zayıf kareniz varsa ve rakip bunu kullanıyorsa zayıftır. Kullanamıyorsa bir anlam ifade etmiyor. Onu demek istiyor. Buradan çıkan netice şudur ki konumun değerlendirmesi daima pragmatik ve gerçeğe uygun, realistik olmalıdır. Tahtadaki durumun dogmatik değerlendirmesi oyuncuyu ancak yanlış yollara sevk eder ve bu nedenlerden ötürü imkan dahilinde kaçınılmalıdır. Steinitz'in fikirleri satranç teorisinin gelişmesine çok etkilemiştir. Steinitz'den sonraki dönemin ustaları özellikle Sievert Tarrasch, Alman oyuncu, yeni ekolün yani yeni okulun ilkelerini kabul edip geliştirmişlerdir. Elbette bu sırada Steinitz'in söylediği
her şey olduğu gibi alınmamıştır. Bazı dogmatik fikirleri Çikorin ve bundan sonra Nemzoviç tarafından sert bir şekilde tenkit edilmiştir. Onlar yeni teoride noktaları tespit edip düzenlemiş şekilde düzeltilmiş şekilleri vermişlerdir. Bunun örneği Nemzoviç'in Taraş'ın bazı fikirlerinin tenkididir. Steinitz'in teorisi zamanla yavaş yavaş daha hassas bir şekil almış, derinleştirilmiş ve dogmatik fikirlerden arındırılmıştır. Bugünlerde bu teori planlı pozisyonel oyunun yegane temel olarak kabul edilmektedir. İçindekileri de söyleyeyim ve videomuzu bitirelim. Ön söz, strateji ilkesi. Bir, zayıf ve kuvvetli haneler. Piyon sürttükleri. İki, yarı açık hatlarda geri kalmış piyonlar. Üç, duble piyon. Dört, izole vezir piyonu. Beş, izole edilmiş vezir piyonu. Altı, C3, D4, C6, D5 piyon çifti. Yedi, askıda piyonlar. Sekiz, piyon zincirleri. Dokuz, vezir kanadında piyon çoğunluğu. 10, şah kanadında piyon çoğunluğu. 11, merkeze ait klasik ilim. 12, klasik bir piyon merkezine karşı mücadele. 13, piyon merkezi savaşında figürler. 14, iyi ve fena filler. 15, at ve fil arasındaki mücadele. 16, at ve fil arasındaki mücadele. 17, fil çifti. 18, açık hatlar. 19, açık hatlar. Konumsal muameleler, şah hücum için kullanımı. 20, rakip zayıflara karşı konumsal manevralar. 21, pozisyonun takdiri plan. 22, varyantların hesaplanması tekniği. Kotov'un varyant hesaplanma yöntemi. 23, teknik ve psikolojik turnuva hazırlığı. 24, açılışların seçilmesi ve hazırlanması. Açılışlar raporları. Teşekkür ederim.